Selamünaleyküm Adil Efendi. Aleykümselam, hayırdır inşallah. Biliyorsun ki her yıl olduğu gibi senden köylüler olarak borç almak istedik. Seve seve yardımcı olurum. Hasat zamanı da borcunuzu ödersiniz. Elbette, inşallah bu sene iyi mahsul çıkar. İnşallah. Hazır gelmişken şuradan bir kutu da bebek bisküviti alayım. Sizin evde bebek yok ki oğlum. Çaya banıp kendim yiyorum. Çok güzel oluyor. Alemsin vallahi. Bu sene muhtar ve koca Halil yüzünden istediğimiz hasadı alamadık. Öyle oldu. Adil Efendi'den de borç almıştık. Nasıl ödeyeceğiz? Hiçbir fikrim yok ama bir çare bulmalıyız. Şu tarlanın haline bak. Buradan yeteri kadar mahsul çıkmaz. İşimiz çok zor gerçekten. Her şeyi geçtim, Adil Efendi'ye olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Adam yarın çıksa parasını isterse ne diyeceğiz? Sıkma canını. Hepimiz aynı durumdayız. Babacığım, gel etme eyleme. Çık köylünün karşısına. Senlik bir durum yok ortada. Olmaz. Benim yüzümden bu sene iyi hasat olmadı. Adil Efendi'ye borçlarını ödeyemeyecekler. Kendimi suçlu hissediyorum. Gel etme eyleme. Köylü anlayışla karşılayacak diyorum. Sen yeter ki çık artık şu ambardan. Hadi beni öldürürlerse. Bir şey olmaz. Merak etme. Kolay gelsin Muhtar Sefer. Sağ olasın. Adil Efendi'ye borcumuzu nasıl ödeyeceğiz? Var mı bir fikrin? Adil Efendi'yi çağıralım. Borcunu almaya geldiğinde elinizde hiçbir şey olmadığını söyleyin ona. İyi fikir, denemek lazım. Elinizde ne var ne yok hepsini saklayın. Böylelikle Adil Efendi alacak hiçbir şey bulamayacaktır. Adil Efendi gelmedi. Dediğin gibi olmadı Muhtar Sefer. Şimdi ne olacak? Dur bakalım. Gün ola, hayır ola. Ne hayırı be adam? Diğer köylerde bile bizim bu durumu konuşuyorlarmış. Ne yapacağız şimdi? Aklıma bir fikir daha geldi. Anlat bakalım. Dinliyorum seni. Bu sefer yine Adil Efendi'yi çağıracağız. Ama elinizde ne var ne yok vermek koşuluyla. O zaman gelecektir. Tamam, bir de öyle deneyelim. Bu Muhtar Sefer'in dediği yine çıkmadı. Gelmedi Adil Efendi. İyice rezil olduk. Komşu köy bile bizim bu durumu konuşuyormuş. Sorma gitsin. Bak sana ne diyeceğim. Taşbaşoğlu diye biri var. Hastalara şifa dağıtıyor. Bizzat şahit oldum. Ona sığınmaktan başka çaremiz kalmadı o zaman. Evet, onunla arayı sıkı tutmak lazım. Tek umudumuz Taşbaşoğlu bundan sonra. Haklısın. Bu Taşbaşoğlu çok olmaya başladı. Jandarmaya gidip onu şikayet edeceğim. Gereğini yaparlar umarım. Anlat bakalım, seni dinliyorum Muhtar Sefer. Üfürüklü Taşbaşoğlu milleti kandırmaya devam ediyor. Daha önce onu uyarmıştım. Beni dinlemedi demek. Orasını bilemiyorum. Ben şikayetimi dile getirdim. Her neyse Muhtar Sefer. Ben iki tane hasta kılığında adam yollayacağım onun yanına. Sen hiç merak etme. Suçüstü yakalayacağız o üfürükçüyü. Çok sevindim buna. Size şimdiden kolay gelsin. Bana müsaade. Teşekkürler, görüşmek üzere. Hasta sen misin? Evet efendim. Şimdi sana dua edeceğim. İyileşeceksin. Nefesinin kuvvetli olduğunu duyduk. Sen hiç merak etme. Benim adım Taşbaşoğlu.
Benim adım da jandarma. Suçüstü yakalandın Taşbaşoğlu. Kapıda görevliler seni bekliyor. Bizimle geleceksin.